Evet sevgili seyirciler, merhaba hayatın güzel izleyicileri, anne baba olmak isteyenler, torun torba sahibi olmak isteyenler, Doktor Aret Kamar. Efendim programın ilk bölümde her zaman olduğu gibi infertilite tedavisine ilişkin bilgiler verecek. Hemen bizi arayın. 0212 702 17 77 ve merhaba hayat diyerek sorularını sorun. Hocam. Günaydın tekrar. Günaydın tekrar. Nasıl geçti haftanız? Yoğun geçiyor bizim. Gece kaça kadar hasta baktınız dün? Çok uzun çalışıyoruz biz. Hocam gece 24. Bazen enteresan kadar. Hastalar bile acıyor. Ya ne diyorsunuz? Diyorlar ki hocam siz eve gitmiyor musunuz? Biz gece geliyoruz, bu aile oluyoruz, buradasınız. Sabah geliyoruz yine buradasınız. Ne yapıyorsunuz siz diye. Dua etsinler ki sizin gibi bir doktorları var ama değil mi? Allah sağlık verdiği sürece çalışıyoruz işte. Şimdi tüp bebek başarısı neye bağlıdır derken böyle gece yarılarına kadar emekçi bir doktora da bağlı galiba. Bağlı. Değil mi? Bağlı. Ekibe bağlı. Bütün ekibe bağlı aslında. Tabii. Sadece doktor, benim bütün hastalarıma söylüyorum yani. Tabii ki doktor çok önemli. O bir yönlendirici. Ama ekipte çalışan hemşiremiz, laboratuvarımız, ondan sonra işte kapıda hastayı ağırlayan personelimiz, hastanın şikayetlerini dinleyen herkes, hastalara telefonda cevap veren herkes, bunların hepsi çok önemli. Bu tabii işin hastalarla ilişkiler kısmı. Bir de tabii tedavilerin de doğru yapıldığı, işte tedavi yönetiminin doğru yapıldığı. Biliyorsunuz tüp bebekte her zaman bahsediyoruz. Her hastanın tedavisi aynı değil. Tabii. Bazı hastaların yumurtası az, bazı hastaların yumurtası çok, bazılarının spermi düşük, bazılarının spermi yüksek, bazılarının ameliyatta spermini almak zorunda kalıyorsunuz. Bazılarının miyomları oluyor. Tüp bebek doktorunun aynı zamanda iyi bir cerrah da olması gerekiyor. Bazen miyomlar çok kritik yerlerde olabiliyor. Rahimi kurtarmak gerekiyor filan filan. Yani aslında bir kişinin kapıdan girmesi bazen çok basit bir şey oluyor. Hemen tedavi oluyorsunuz, çocuğunuz oluyor ama bazen de uzun bir süreç oluyor ve o uzun süreç içerisinde hastanın tedaviye orada devam etmesi, tedaviden bıkmaması, gebe kalmadığı zaman moralinin bozulmaması, psikolojik olarak destek görmesi, bunların hepsi çok önemli. Peki hocam, şimdi hanımlar şöyle zannediyorlar, sadece yumurtalarım iyiyse bebek sahibi olabilirim. Hatta beyefendiler bile şunu söylüyorlar. Tamam canım, işte Aret Kamar gibi doktorlar var. Geç de evlensek, çocuğu geç de yapsak tüp bebekle olur. Ama bu böyle değil. Çünkü çok tabii değil mi size, özellikle yaşı geç olanlar Aret Hoca'ya gidiyor. Öyle bir ünlü var. Geçe gibi bir hekim arkadaş eksik olmasın. Yani Allah onlardan razı olsun. Aret Kamar'a gidin demiş. Taşı bile doğurtur o demiş. Bak ya. Ama çok zor hastalar bunlar. İleri yaş. İşte ya bizim olan, gerçekten olan. Gerçekten tamam, çok daha böyle kolay, işte biraz spermi düşük, birazcık bir ufak tefek problem olup hemen bir denemede gebe kalan hastalarımız da var. Gerçekten yaşı büyük olup çok uğraşarak, gerçekten çok uğraşarak 40 kere 50 kere yumurta toplayarak falan, 4 sene 5 sene uğraşarak, bazen rahmi iyi olmuyor. Yumurtasını topluyorsun, embriyosunu yapıyorsun, kadıncağızın yumurtası da çok, aslında embriyolarında da problem yok. Rahimine bebek koyacaksın diye defalarca uğraşıyorsun, iptal ediyorsun, uğraşıyorsun, iptal ediyorsun. Gerçekten bazıları için meşakkatli bir süreç. Çok sabır gerektirir. Ve sonuna kadar hekimin de bıkmaması lazım. Çünkü bazen bizim de ya herhalde bu kızcağız hamile kalmayacak yerine geliyorsun yani. Onu da dememen lazım. Sen de sabırlı olacaksın, hastan da sabırlı olacak. El ele beraber yürüyeceksiniz. Bu başka türlü olmuyor yani. Şimdi bir kadın miyomu var ise ya da rahminde şekil bozukluğu doğuştan varsa, ki çoğu kişi o rahim filmi çekilene kadar rahminde ne oluyor, ne bitiyor onu bile bilmiyor. Maalesef. Mesela şuradan başlayalım. Miyomu olan hanımefendiler çok sayıda. Çikolata kisti olanlar çok sayıda. Miyomum var ya da polibim var. Bu benim gebe kalmama engel midir? Tüp bebek tedavisi yaptıracağım. Miyomu aldırmam mı lazım? Şimdi mesela artık rahim filmleri o kadar hassas ve güzel çekiliyor ki bir rahim içerisinde
2 milimetrelik bir polibi, yani biz ultrasonla bile çoğu zaman onları göremiyoruz. 2 milimetrelik bir polibi rahim filminde doktor sana raporunda yazıyor. Şurada 2 milimetre polip var. Şimdi 2 milimetre polibi ameliyat etmeye gerek yok. Koskoca bir rahim içerisinde nokta kadar bir şey. Yani onun hamile kalmayı etkileyici bir özelliği yok. Tamam. Sadece poliplerde biliyorsunuz 200'de bir de olsa bir kanserleşme riskinden bahsedilir. Gerçekten biz de aldığımız biyopsilerin bazılarında kötü hücreler, atipik hücreler görebiliyoruz. Dolayısıyla polipleri kontrol altında tutmak lazım. Ama bazı poliplerde var ki yani duvardan duvara böyle rahmin içerisine girmiş kocaman, aslında rahmin içini ayırt edemiyorsun, polibi ayırt edemiyorsun. O kadar büyük ki ancak yumurta büyürken yani rahim kalınlaşırken o rahim normal rahim dokusuyla polibi birbirinden ayırabiliyorsun ve polibin duvardan duvar olduğunu görüyorsun. Onları mesela mutlaka almak lazım. Çünkü rahmin içerisinde yer kaplıyor neticede. O yer kapladığı için oraya embriyonun yerleşme ihtimali azalıyor gerçekten. Bazen o kadar büyük bir polibi alıyorsunuz, hasta hamile kalıyor. Yani doğal olarak da hamile kalabiliyor. Tabii, değil mi? Buna bizim, bile engel olabiliyor. Bizim zaten kesinlikle görevimiz çiftlerin hamile kalmasıdır. Yani bir çift bizde bir şeyler yaptırıp evine gidip 2 ay sonra ben hamileyim geldiğinde de deyip geldiğinde de biz tedavi etmişiz, hamile kalmış kadar seviniyoruz. Bizim tek görevimiz tüp bebek değil. Bizim tabii ki hamile kalmayan çiftlere yardım ediyoruz. Bazen ufacık bir ameliyat yapıyoruz. Onun sayesinde hamile kalabiliyorlar. Mesela eski sezaryen yerleri ki biz onlara niş diyoruz. Eski sezaryen yerinin iyileşmemesi bile hamile kalmama sebebi. Mesela kadın hamile kalıyor. Hop doğuruyor sezaryenle bir tane. Sonra uğraşıyor. Çocuk olmuyor. Düşükler oluyor. İşte arada bir kanamaları, adet düzensizlikleri oluyor. Hamile kalmıyorum diyor. Çok basit. Giriyorsunuz içeriye. Sezaryen yerini temizliyorsunuz. Kadın birkaç ay sonra hamile kalıyor. Yani bu bile etkiliyor akla yani. Akla gelmesi lazım. Ya bir kere anamnezi güzel alman lazım. Yani hasta geldiği zaman karşına özellikle ikinci çocuğum olmuyor diyenlerde ne olmuş var. Da birinci çocuk olduktan sonra ne olmuş da o kadın ikinci çocuğu doğuramıyor? Onun hayatında ne değişmiş? Hepsine güzelce bakmak lazım. Ona göre ne yapılacağına karar vermek lazım. Bazen hastanın söylediği, anlattığı ufacık bir şey sana yol gösterebiliyor. Peki hocam, şimdi miyomlar ve polipler hakikaten problem olabiliyor. Bir de çikolata kistleri var. Ki o çikolata kistleri de rahim, yumurtalık, tüpler, hatta siz geçen gün ne dediniz? Vücudun çok farklı torakstaki bir organa bile tutulabilir. Doğru mu? Çikolata kistleri neden oluyor? Rahmin içerisinde kanayan dokunun gidip bir yerlere yerleşmesi. Yani normalde kadın adetini dışarıya atarken o kanın bir kısmı da tüplerden karnın içerisine geçiyor. Ve normal kadınlarda da oluyor. Yani adet gören bir kadına şeyle baktığınız zaman, laparoskopiyle göbeğinden girip baktığınız zaman karnının içinde de illa kan görüyorsunuz. Allah'ım. Çünkü kan aşağıdan sadece akmıyor. Bir kısmı da oradan akıyor. Dolayısıyla şimdi o kanın oraya yerleşmesini engelleyecek bir blokaj sistemi var normalde. O blokaj sistemi eksik olanlarda o kan dokuları, rahmin içerisinden kopan dokular oralarda yerleşip yeni bir adacıklar yaratıyor ve kadın ondan sonra adet görmeye başladığında o adacıklar da kanamaya başlıyor. İşte oralarda yapışıklıklar yapıyor, karnının içinin anatomisini bozuyor. Yumurtalığın üzerine yapıştıysa orada çikolata kisti yapıyor. Yumurtalığı tüpü alıyor, birbirine yapıştırıyor ve karnının içinin anatomisini bozduğu için artı o dokular salgıladıkları bazı kimyasallarla yumurtanın ve spermin buluşmasını ya da tüpün içerisine girmesini yumurtanın engelliyorlar. Şimdi biz o zaman çikolata kisti nasıl etkili oluyor? Karnın içerisindeki atmosferi bozuyor. Hamile kalmayla ilgili ortamı bozuyor. O zaman biz eğer film çektiğimizde bir kadına
Eğer kadının tüpleri açıksa, yani bir problem görmüyorsanız, bir kere o kadının kendi kendine hamile kalma şansı da vardır. Yani çikolata kisti eşittir, bu kadının çocuğu olmaz demek değildir. Eğer tüpleri açıksa ve kocasının tabii spermi normalse, bu kadın kendi kendine gebede kalabilir. Ama evlilik süresi uzadı da belli bir süredir artık hamile kalmıyorsa, hamile kalma hızını çabuklaştırmak için yardım alır. Aşılama yapılabilir, tüp bebek yapılabilir. Evlilik süresine göre tedavi seçilebilir. Evet hocama şöyle telefon dedim. Ben yokum ya. Beni seçmediler ya. Hatay'a hiç gittiniz mi siz? Gittim bir kere. Çok ben güzel. Ben hiç gitmedim. Yemek yemeye gitmek isterim. Zaten Hatay'a... Hatay'a gidiyoruz. Hatay'a nasıl gidiyoruz? Aylin Hanım telefon attığımızda. Aylin Hatun oğlu Hatay'dan arıyor. Efendim günaydın. Günaydın. Çok memnun oldum size ulaştığıma. Alet hocamı da çok hani böyle nasıl anlatamıyorum yani. Onu hep takip ediyordum. Keşke benim de böyle bir doktora hani ulaşabilme şansım olsa diye. Çok kolay ablacığım. Aynı yerdeyiz, sürekli çalışıyoruz. Her zaman ulaşabilirsiniz. Peki hocama sorunuz nedir? Demek ki epeydir aramışsınız hocamı. Evet, daha önce çok denedim ama hiç düşmedi numaralar. Buyurun, ben sizi dinliyorum. Hocam merhaba, nasılsınız? Merhaba, çok teşekkür ederim. Buyurun. Ya hocam, biz 15 yıllık evliyiz. İlk yıllarda tüp bebekten önce şey yaptık, aşılama yaptırdık, olmadı. Daha sonra Hatay'da Mozaik Hastanesi'nde tüp bebek yaptırdık. Hastane adı vermiyoruz. Evet, devam edin. Tamam. Orada da hani tutmadı. Tekrar Eskişehir'de oldum, yine olmadı. Kaç yaşındasın şu anda sen? Şu an 38 yaşımı bitirmek üzereyim tamam. Hocam. Denemelerinde kaç yumurta geliyor? İki yumurta geldi. İkisinde de iki yumurta elde edildi. Yani iki döllenme oluştu. Biri devam etti, biri etmedi. Biri dördüncü gün durakladı. Tüp bebek uygulanmadan maalesef hani şey yapamadık. Peki. Olmadı yani hocam. Peki siz tamam. diyorsunuz ki ben ne yapayım? Doğru mu? Yani, evet, hem ne yapayım hem de hiç maddi durumum yok. Ve şu an biliyorsunuz ki enflasyon o kadar yüksek ki. Yani artık anne olabilme şansım bile yok gibi yani. Kıyamam. Her şey düzelecek inşallah. Merak i̇nşallah. Etmeyin. İnşallah. Şimdi... Hoşçakalın. Şimdi hocam evet, çocuk sahibi olmak isteyenler böyle de bir sıkıntıları var ama SGK'nın da desteği var benim bildiğim. Devlet 3 deneme yardım ediyor. 3 denemeye kadar devlet yardım ediyor. 38 yaşında da yumurtası da az anladığım kadarıyla. Dolayısıyla SGK'ya başvurup rapor alabilirler. Hatay'da yaşadıklarını söylüyorlar. Üniversiteye ya da bir eğitim hastanesine başvururlarsa o civardaki rapor alıp bir kısmını SGK ödeyerek tedavi olabilirler. Şimdi yumurtası az olan hastalar gerçekten bu işten birazcık muzdaripler. Çünkü tüp bebek deniyorlar. Tüp bebek kelimesine çok güveniyorlar. Ama tüp bebekte herkesin başarı şansı aynı değil. İki grup hasta var. Bir tanesi kadının yumurtası fazla ve yaşı genç olanlar. Bir tanesi de yaşı birazcık ilerlemiş ve yumurtası az olanlar. Her ikisi de tüp bebek denese de bunların tüp bebekteki gebelik başarısı tabii ki aynı olmaz. Bir şeyin malzemesi çok olduğu zaman seçme şansı gelir. Seçme şansı olduğu zaman iyisinin daha iyisini bulabilme şansın her zaman vardır. Ama bir tane iki tane yumurta geldiği zaman iyisine de denk gelebilirsin. Kötüsüne de denk gelebilirsin. Onun için bu hanım abla kendine iyi bir merkez seçecek. Sabırla uğraşacak. O siz seçmiş hocam benim. Biz ne yapıyoruz? Tamam, bizim yumurtası az bir sürü hasta. Bir kişi daha ekledi. ne yapıyoruz? Yumurtayı çoğaltamayız. Yumurtayı çoğaltamayız. Yani vitaminler işe yaramaz. PRP işe yaramaz. Bunlar uygulanmaması gereken tedaviler, zaman kaybı. Bir kadının yumurtası azsa azdır. Her insan bir tane yumurtayla gebe kalıyor, doğuyor evde. Dolayısıyla eğer bir kadının yumurtası çıkıyorsa hamile kalabilir. Biz onlara ne yapıyoruz? İki yumurta mı veriyor yumurtalık? İki yumurta topluyoruz. Bir yumurta topluyoruz. Topluyoruz, biriktiriyoruz. Bebekleri suni olarak
fazla yapmış oluyoruz. Yani bir seferde çok bebek elde edemiyoruz belki ama bir iki toplamada birkaç tane bebek elimize geliyor, embriyo elimize geliyor. O zaman biz iyisini seçiyoruz, içeriye koyuyoruz. Gebelik de oluyor. Gebelik ne kadar oluyor? 38 yaşında tüp bebek deneyen her kadın kadar gebelik oluyor. Yumurta azsa umutsuzluğa kapılmamak lazım. Eyvah benim AMH'm düştü, ben menopoza giriyorum dememek lazım. Her kadının bir gebe kalma ihtimali, eğer kadın adet görüyorsa, yaşı kaç olursa olsun vardır. Ama yaş büyüdükçe bu işleri iyice zorlaşır. Mümkün olduğu kadar bu işleri daha ileri yaşlara gelmeden yapmak lazım. Çünkü 38 yaş zaten biraz ilerlemiş bir yaş. Lütfen zaman kaybetmeden bir an önce başvurun. Çünkü ben hastama hep şunu diyorum. Belli bir yerden sonra para bulunsa da tüp bebeğin size yardımcı olabilecek bir durumu kalmıyor. Kesinlikle. Çok doğru. Şimdi 38 yaşında iki yumurtası zor çıkan bir kızcağızın 43'lü yaşlarda belki de hiç yumurtası çıkmayacaktır. Dolayısıyla mutlaka eğer borçlanılacaksa da şu anda borçlanmak, çocuğu alıp kenara koymak lazım. Ondan sonra bu işlerle ilgilenmek lazım. Evet. Vallahi sizin işiniz de zor çünkü bana bile yazıyorlar. İşte maddi durumumuzu ya değil. Keşke öyle bir sistem olsa Aret da. Aret Kamar biz, Vakfı kuracağım ben. Vallahi yani bir fon olsa da gerçekten. Değil mi hocam? Hani bir, vallahi bana bile her yayından sonra hastalarla yazıyorlar. Hastalarla parasal muhabbete girmek kadar biliyorum zor bir sizi. Şey yok. Ben sizi zor biliyorum şey hocam. Yok. Yani hasta uğraşmak istiyor. Bak çoğunun ki siz hali, vakti, morali, biliyorum. Keyfi yerinde biliyor durumunu ama uğraşabilecek hali şey yok. Maddi durumu yok yani. Evet, biliyorum. Şimdi bir soru da Instagram'dan da yazabilirsiniz. Merhaba Hayata. Bizlere de yazabilirsiniz. Şimdi bir soru diyor ki Muammer Bey, eşim diyor polikistik over hastası. Çocuğumuz olmuyor. Doğru değil mi efendim? Bundan kaynaklıdır diyorlar. Polikistik over Türkiye'de çok sık rastlanan bir durum ama. Evet, Akdeniz kuşağının durumudur. Evet. İyi de bir durumdur. Ben severim polikistik overleri. Çünkü bunların bol yumurtası oluyor polikistik overse gerçekten. Eğer başkaca ek bir faktör yoksa polikistik over dışında, bunlar her türlü tedaviyle, muayenehane tedavisi, olmadı aşılama, olmadı tüp bebekle çok hızla çocuklarına kavuşurlar. Ama polikistik overli kadının şöyle bir özelliği var. Kendi kendine yumurtlamıyor olsa bile, evet, biz ilaç verdiğimiz zaman yumurtalık bize aşırı tepkide bulunuyor. Çok yumurta veriyor. Şimdi normal tedavilerde biliyorsunuz yani yumurta büyüdükten sonra ilişkiye girilecekse ya da yumurta büyüdükten sonra aşılama gibi tedaviler olacaksa çok yumurta olmasın diye uğraşıyoruz. Çünkü çok yumurta olursa, sperm de içeriye girerse bu sefer çoğul gebelikler oluyor. Dolayısıyla bizim onlarda tüp bebek harici tedavilerde çok yumurta çıkmasın diye uğraşmamız lazım. Şimdi bunu zayıf kadında yapmak çok kolay. Zayıfsa kadın polikistik overli olan, ilacı çok minimum dozlarda veriyorsunuz. İstediğiniz kadar yumurta büyütüyorsunuz ama kilolu olan polikistik overlilerde ki çoğu öyle, ilacı az veriyorsun, yumurta büyümüyor. İlacı birazcık arttırayım diyorsun, 30 tane yumurta büyüyor. Tedavi iptal olmak zorunda kalıyor. Onun için kilosu fazla olan polikistik overlerin birinci tedavisi tüp bebektir. Başka hiçbir şeyle uğraşmamak lazım. Kiloluysa, kilolu olan polikistik overlerde onlar tüp bebek, hiç tüp bebektir. Çünkü az ilaç verirsen yumurta büyümüyor, boşuna zaman kaybediyorlar. İlacı birazcık artırayım diyorsun, 20 tane 30 tane yumurta büyüyor. Ama kilosu düşük olanlar daha basit tedavilere de cevap verebilirler. Dolayısıyla ama polikistik overim var, çocuğum olmuyor, hiç dert etmesin, tedaviyle kolayca çocuk sahibi olurlar. Evet, sorularınızı yazabilirsiniz. Hakikaten sonradan da dönülecek. Şimdi ultrason çekimi tedaviyi nasıl etkiliyor tüp bebek tedavisine? Vallahi ultrason bugün geldiği yerde öyle bir yerde ki yani ultrason olmazsa biz bitiyiz yani. Biz şimdi ben düşünüyorum her zaman. Şimdi yeni yeni ultrasonlar çıktı. Bilmem takip ediyor musunuz? Böyle bir el aleti var. Bir el ultrasonda bizim tuttuğumuz alet var. Tamamen Bluetooth'la telefonlarımızla haberleşiyor. Böyle büyük koskoca cihaz yok. Vay Hatta be. Ben bir tane almayı da düşünüyorum. Şimdi düşünsene, ben şimdi mesela sağlık alanından uzak bir yerdesin. Hastanın bir tanesi düştü pat diye bayıldı diyelim ki. Ne olduğunu anlaman mümkün değil.
Atıyorum siz Patagonya'da tatildesiniz ki yapmazsınız da tatil. Mümkün. Ya şimdi kanaması var. Neden kanıyor? Rahminde kalınlaşma mı var? Kisti mi var? Karnının içinde bir durum var? Dış gebelik mi var? Bunların hepsi ultrasonla test ediliyor. Eskiden biz bu eğitim, ilk eğitimlerimizi alırken, kadın doğum eğitimlerini, abilerimin kulakları hep çınlasın, el muayenesiyle teşhis etmeye çalışıyorduk. Böyle işte burasına bastım, ağrısı var. Bu tarafta elime dolgunluk geldi, bilmem ne filan gibi. Kadını da rahatsız eden bir durumdu. Ama şimdi neredeyse el muayenesi hiç yapmıyoruz. Tamamen her şeyimiz ultrason. Ve düşünsenize, biz bütün yumurtaları ultrasonla ölçüyoruz. Yumurta büyüklüklerine bakıyoruz. Ne zaman yumurta toplanacağına karar veriyoruz. Ultrason olmazsa hiçbir şey yapamayız. Çok kıymetli değil mi? Hiçbir şey yapamayız. Onun için ultrason da teknolojisi hep ilerliyor. Hep daha iyisi daha iyisi çıkıyor. Arabalar gibi böyle daha iyisi daha iyisi. Daha iyi görüntü, daha parlak görüntü, daha net görüntü. Teknolojiyi mutlaka takip etmek lazım. Elimiz ayağımız. Evet.